Her şeyimizi, talimatımızı, düşüncelerimizi, merakımızı Risale-i Nur belirliyor zaten. Bunu merak edeceksin şu kadar. Bunu merak edeceksin bu kadar. Şimdi bu gündemimizi meşgul eden acaba meşgul mü ediyor, meşgul mü ettiriyorlar? Bu çok önemli. Gözükmeyen bir el var burada. Yani alem-i İslam'ın nazarını nereye çevirmek istiyorlar? Şimdi Risale-i Nur'da şöyle geçiyor bu mevzuların ana bakışı, ana çerçevesi. Şimdi daha bir kalp dairesi var, mide dairesi var, ceset dairesi var, hane dairesi var. İnsanın meşgul olduğu, yani birinci derecede alakadar olduğu, e, kalp dedik, mide, beden, hane, şehir, memleket ve uluslararası. Şimdi sen kalkıp en çok meşgul olman gereken küçük daireyi kalbi bırakıp en geniş dairede seni meşgul edip ki vazifen yok. Yani orada vazifen ya yok veya çok az. Bu küçük dairede vazifen var hem de en büyük. Bunu unutturuyorlar. Unutturmak için böyle suni bir gündemler yapılıyor. Şimdi buna sürü psikolo psikolojisi deniliyor. Yani bir toplumu sürüklendirmek için bir yere bir şey yapacaksın. Hoppa bütün kafalar oraya maç gibi. Top nerede? Bütün kafalar orada. Şimdi burada bunu unutturuyorlar. Tamam meşgul olacağız. Merak edeceğiz tabii. Merak edilmeyecek şey mi? Ama sıraya koymak lazım. İlk önce kalbi merak etmek lazım. Sonra mide, beden. Çünkü bu daire daire soğan soğan gibi böyle bir katman bir katman veya göle atılan e, taştan oluşan dalgalar gibi. Şimdi sürü psikolojisi de öyle. Yani birisi bir şey yapar, herkes oraya yönlenir. Peki kardeşim bu Risale-i Nur ne diyor? Mesela şöyle bir misal vereyim. Niçin bu doğrudur yanlıştır ay? Yani bu merakın. Sen tanımadığın bir memlekette, tanımadığın bir insanı memnun etmek için ne götürmen lazım Türkiye'den? Bilemezsin. Tanımadığın bir memleket. Kadın mıdır, erkek midir, genç midir, yaşlı mıdır, alim midir, cahil midir, beyaz mıdır, siyah mıdır bilmiyorsun. Ha tanımadığın kişiye ne götür, götürürsen hep şüphededir mem, memnun edebilir mi edemez mi? Aynı bunun gibi sen kendini tanımıyorsun ki. Neyi tanımaya, neyi yönlendirmeye, neyi yorumlamaya daha kendini merak etmiyorsun. Gidiyorsun en geniş daireyi. Ya kardeşim kendini tanımadan neyi tanıyacaksın? Kendi tanımıyorsun. Neyle tanımlayacaksın? O zaman kendimize katkı yaptıktan, tanıdıktan sonra... Ha peki bir tanesi sormuştu. Hocam yani biz A, alakasız mı kalalım? Alakasız yok kardeş. En büyük alakan var. Kur'an okuyorsun, dua ediyorsun, manevi. Peki sen alakadar oldun. Bir, psikolojin bozuldu. Tamam. Halet rüyayın azaldı. Kitap okuyamıyorsun, Kur'an okuyamıyorsun. Alakadar olduğunda para mı gönderdin? Cihada sen mi gittin? Yok. Öyle bir derecede, birinci derecede vazifen var mıydı? Sırayla bakıyor. Ha bunlar... Askeriyenin birinci derecede vazifesidir. Siyasi otoritenin, siyasi başımızda bulunanların alakalı. E sen şimdi ne yapacaksın? Halet-i Rüyen'i canlı tutacaksın ki duvarların da makbul olacak, tefekkürün de makbul olacak. Yani Risale'nin nasıl bakmış? Şimdi burada Mısır'dır, Suriye'dir. Şuraya koy parmağını. Neticesi şudur. Emirda, ikinci Emirda'nın da 76. sayfada söylüyor. 76, 101, 86. Emir Dağ 1, 266, 268, Hutbe-i Şamiye 57, 23 sayfalarında ve Sunat, Tuluat işaratta da var. Neticeyi söylüyorum sana. Yani burada Suriye'dir, Mısır'dır, Cezayir'dir, Fas'tır vesaire. Koy buraya. Netice şu olacak aradın. cemahir Cemahir Mutefika İslami. İslami Cumhuriyetler Birliği olacak. Yani şuraya Cemayir-i Mutefika ne demek? İslam Cumhuriyetleri Birliği. İslam Birliği olacak neticesi. Bu aradaki boğuşmalara dalma. Çünkü neticeyi parmağını koy buraya. Burada sürecin başı. Bu sürecin başı başladı. Peki ne diyor başka bu şeye? Ustadımız diyor ki ta o zaman Mısır, şey, Hindistan işgal altındayken İngilizlerin Mektebi İdadiyesi'nde talim, şey, Eğitim alıyor, talim görüyor diyor. Mektebi ida diye. Yani orta lise, lise mektebi. Yani ne yapıyor? İlkokulu bitirmiş, okuma yazma bir üniversiteye hazırlık dönemi. Yani Hindistan ilim ile özgürlüğünü alacak. İlmi ataklar yapacak. Hindistan'daki Müslümanlar. 300'e yakın, 300 milyon yakın Müslüman var. Gelseye e, Kafkas, Türkistan diyor. Çeçenistan, Dağıstan her şeyi girer. O ne yapacak? Rus Mek mektebi harbiyesinde talim görüyor diyor. Ha, özgürlüklerini de cihatla alacak. Mısır diyor ustadın. Direkt söylüyor Mısır'a. Mısır diyor İngiliz mektebi mülkiyesinde ders alıyor diyor. Mülkiye demek siyaset demektir. E peki ne olacaklar? Hindistan diyor ve Kafkas, Türkistan ve Mısır icazetlerini aldıktan sonra yani muvaffak olacaklar. Er, en geç, er geç alacaklar. Mısır o Afrika kıtasının abisi olacak. O abi olmak için böyle kötürün bir siyaset de olmaz. Adetullah kanunudur. Yani sebepler de esmanın tecellisidir, sebepsiz de esmanın tecellisidir. Sebep aleminde Mısır'ın şu konumu veya gidişatı Kader ilayi bilmiyoruz ama eğitiyor ama ustat öyle diyor İngiliz me mektebi mülkiyesinde talim görüyor yani siyaseti alıyor çünkü Afrika kıtasının sorumlusu o olacak o olabilmesi için bayağı bir vazifedir öyle siyasi bir e, bir otoriter siyasi bir ilim siyasi bir yöntem bilmesi lazım öyle e, şey bilmiyor olmuyor yani kendi karyesini hadisi ezberledi, fıkıh ezberledi, İvan-ı Müslim diyelim. Arapçayı bildi, şeriatı bildin. Olmuyor. İman, hayat, şeriatı da bileceksin. Çünkü o Afrika kıtasına abilik yapacaksın, hükmedeceksin. Ne yapıyor? İngilizlerin takımı ama zahirde şey gözüküyor. Amerika, İsrail gözüküyor. Hayır, temelde kimse görmüyor. Mer en arkada İngiliz var. Şunu. Bir, Sinemada oynayan artistler var. Avam, halk bunu görür. Yani siyasi aktörler. CHP'dir, MHP'dir, AK Parti'dir. Liderler bunlar. Tiyatroda oynayan artist gibidir. Bir de bu tiyatroyun böyle oynansın diye tiyatroyu yazanlar var. Bir de tiyatroyu yazanlara yaz diyenler var. Ha, arkalarından bahsediyorum. Ustad da arkalarından bahsediyor. Mısır özgürlüğünü alacak. Şu anda eğitim görüyor. Afrika'nın yönetimi ona verilecek. Asya'nın yönetimi Hindistan'daki o merkezdi. Pakistan demiyor. Hindistan menşeli o ilim merkezi olacak. O merkezde e, birlik yapacak. Onları toplayacak. Abirlik yapacak. Kafkas ve Türkistan diyor. Oraları da onlar yapacak. Türk, Türkler yapacak. Çeçenler değil. Çeçenler de yapıyor ama Türk Cumhuriyetleri, Türkmenistan, Türkistan, Özbekistan onlar yapacak. O kıtanın da sorumlusu olacak. Türkiye peki konum nedir? Türkiye AB olacak. İttihadi İslam burada bitti, burada başlayacak. Gemi burada battı, burada çıkacak. İstanbul'un eski ismine dönecek. İslam bol olacak ve İttihad-ı İslam teşekkül edeceğini 76. sayfa 2. Mirdan'da Cemahiri Mutefika İslam ediyor. Bak Cemahiri Mutefika İslam'e inşallah diyor o hakiki bayramını görürsünüz diyor usta. Kendi zaman 1947'de diyor. Siz diyor gelecekteki o bayram tebriği münasebetiyle usta diyor ki ben de sizin bayramınızı tebrik ederim. Hakiki bayramınız olan, bayramımız olan İttihad-ı İslam bayramını görürsünüz diyor. Mehdi gelecek, Siki ı Gaybiye 176 ve Kastamonu'da da var, 164'teydi galiba. Diyor ki, e, iman, hayat, şeriat dairesi var, İman Risale-i Nur hizmeti yapmış. Şimdi diyor, Risale, e, ustadımız Mehdi Azam'dır, Büyük Mehdi'dir veya Mehdi Ali Resul'dur. Eser verilmiş bir Mehdi, İmam-ı Gazali gibi. İmam-ı Rabbani gibi, Mevlana Ali Dibadadi gibi ustadımızın talebesi, talebesi bak nur talebesi Mehdi olacak. Bu Barla 163'te söylüyor. Diyor ki biz diyor o Mehdi'ye piştarız ve dümdarız. Ne demek o? Mesela bir köyde heylan olur veya kar tipi kapatır yolu. Kadınlar, çocuklar, hastalar geçemez ya. Oranın erkekleri toplanır bir yol açarlar yani öncü kuvvet. Buna piştar derler. Biz diyor bu yolu açtık diyor. 266 emir da bir. Sike tasli gaybiye 9. sayfada Risale-i Nur'u diyor hazır bir program yapacak diyor o Mehdi. Nur talebesi demek ki. Kim Risale-i Nur ölçü yapar? Nur talebesi yapar. Nur, nur, talebesi olmayan ölçü alır mı? Bak Sike tasli gaybiye o gelecek zat diyor. Risale-i Nur ölçü yapacak diyor. Ölçü alacak. E peki e, sen nerede olacaksın o iddia İslam olduğu zaman? Yani cemahiri mutefika İslami. Ustad 100 net söylüyor. Siki tasdik gaybiyede diyor ki 170 2 veya 4. sayfa Siki tasdik gaybiyede diyor ki o Mehdi geldiği zaman diyor biz kabirde olacağız. Kabrimizden onu seyredeceğiz ve Allah'a şükredeceğiz. O gelecek zat diyor şimdi ekilen tohumları inkişaf ettirip dar daireyi, geniş daire inkılap ettirecek diyor. Mehdi ile Mehdi Ali Resulü karıştırılıyor. Ondan sonra bazıları diyor ki ya bu adama bak diyor benim için nurcular yani benim tabi arkadaşlarım. Usta da Mehdi demiyor diyor. Ya böylelikle güya ustadı makamını tenzih ediyor. Ustadı makamını düşürüyorsun. Şöyle bir misal vereyim. Peygamberlik makamı unvanı ikidir. Resul, Nebi. Resule peygamberlik yani kitap verilmiş. Bu peygamberliğe kitap verilmemiş nebi, nebi resulün çizgisinden gidiyor, kendisine kitap yok, kitaplı olan peygamberin izinden gidiyor. Buna nebi deniliyor, nebi aleyhisselam. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhissalatu vesselam, Davut aleyhisselam, Zebur, değil mi? E, Tevrat, İncil, Kur'an, bunlar kitap verilmiş peygamber. E, Şeyde Suf verilen Yusuf da var. Onlara da Resul deniliyor. Kitap verilmiş ama Suf. Şimdi la teşbih ve la temsil Allah'ın aynı kanunu peygamberlerin varislerinde de caridir. Kitap verilen mehdiler var. İlham edilmiş. irsal edilmiş. Yani ilham Bazıları diyor ki ya bunlar Allah e, kitap vermiş yani peygamber midir? Cahil işte. Allah ve eva rabbuke nakil ile diyor ki biz araya vahyettik diyor. Yani senin bildiğin vahiy mi? Vahyin meratibi var kardeş. Resullük mertebesinde var. Hayvanı yönlendirmek mertebesinde var. İnsanlara ilham ediyor Allah. Şairi de geliyor, şiirciye geliyor, türküciye de geliyor. Usta. Ha demek ki ee, aynı kanun Allah peygamberlerine yaptığı şeyi alimlerine de yapıyor. Bir kitaplı mehdiler var bir de kitabı olmayan mehdiler var. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat verilmiş. Efendi Mevlana Halid-i diye mesdebi verilmiş. Bunlara Mehdi Ali Resul denilir. Bunlar mehdiden üstündür. Mehdi talebeleridir. Mevla, İmam Rabbani Hazretleri zamanında o Hindistan'da onun talebesi Mehdi'ydi. O gelecek Mehdi ustadın talebesidir. Talebe Mehdi. Peki talebe Mehdi olursa kendisi ne olur? Bunu düşürmek neresinde bunun? Sen düşürüyorsun bilmeden. Ha Mehdi Ali Resul, büyük Mehdi geçiyor. Ha, şimdi Cemayr Mutefrikayı İslami olacak. İman hayat şeriatını şu anda ekilen o daireler genişlendirecek. Ne yapacak? İman hizmetini zaten ondan önce yapmışlar Risale-i Nur. Sonra hayat dediğimiz şair İslam'ı ihya edecek. Cemiyeti tanzim edecek. Sonra hukuk İslami ikame edecek. İslam birliği olacak. Ustadımız diyor ki mektubatta bu İslam birliğinin karşısında hiçbir güç dura duramaz diyor. Buna mecbur olacak dünya. Dünya engel olmayacak mı diyor. Ustad diyor ki İngiltere, Japonya, altı devlet var. Türkiye, Mısır, e, Hindistan, Pakistan, Japonya, Amerika. İngiltere yok çünkü İngiliz İslam'ın ezeli düşmanı. Başka bir şey anlatıyordum da önce. Bunlar İttihadi İslam'a kuvvet verecekler. Yalnız Amerika, Fransa ve İngiltere İttihat İslam'ı yapmak zorunda kalacaklar. Mecbur olacaklar, taraftar olacaklar. Kendileri çok büyük destek verecek. Niye? Çünkü öteki tarafta Hindistan'ın Budist kısmı. Rusya ve Çin. Ve onun kafasını çeken İsrail. Bunlar bir güç. Bunlar bir güç olmuş bu gücün karşısında durabilecek tek güç İslam gücüdür. Artık Amerika öyle bir güç yok. Ya başka bir güç yok. Şimdi öyle bir güç de geliyor ki her şeyle, nüfusuyla, ekonomisiyle, askeriyesiyle sen Çin ve Rusya Amerikan özelliğini kaybetti. Rusya özellik almaya devam ediyor. Yeni doğan çocuğa benziyor. De, kafası dönmüş Çin. Manyak bir şey yani. bir Kontrolsüz bir güç. E, i̇lim cihetiyle de Hindistan'ın o Budist tarafı var, e, biliyorsunuz 850 milyon nüfusu var, 300 milyon Müslüman, diğeri Budist. E, bunlarla ittifak ederse Amerika'nın gücü mü var? Ne yapacak? Gidiyor çünkü kendisi, kendisi yok oluyor, Avrupa yok oluyor. O zaman diyor Ustadımız Gayrim teşirde Fransa, İngiltere, Amerika bu İttihat-ı İslam'a mecbur olacak mecburu kendileri destekleyecek. Emirda 156. sayfada e, yeni dünya diyor İslam Birliği ile ittifak edecek diyor. İttifak edecek. Dolayısıyla Kur'an'a tabi olacak diyor. Kur'an'a tabi olacak. İncil metbu makamında yani şey tabi makamında Kur'an metbu makamında tabi olunan makamında olacak. Ha demek ki bu bu boğuşmalar soru oydu. Boğuşmaların neticesi ne olacak? Mısır belgesini alacak. İngiliz mektebi mülkesinde talim görüyor. Yani siyasi eğitimi alıyor. Öyle oranın kontrolü Afrika'yı ancak o kontrol edecek. Sonra aziz pederleri olan İslamiyet'e bayraktar, bayraktarlık yapacaklar. Ve ağabeyleri olan, pederleri İslamiyet, ağabeyleri olan Türkiye ile ittifak edecek. İslam birliği olacak. İstersen 56 tane İslam devleti, 57 tane İslam devleti birlesin. 58. devlet olan Türkiye kalkmadıkça hiçbir şey olmaz. İslam ayağa kalkacak diyor. İslam ayağa kalkacak. Hem beldetun taybetun burasıdır. Hem İstanbul buradadır. Hem hilafet burada çözülmüştür. Burada. Yani o zaman bu e, boğuşmaların neticesinde bu olacak. Buna odaklan. Hindistan, İngiliz Mektebi İdadiyesi'nde, Mısır İngiliz Mektebi Mülkiyesi'nde, Kafkas, Türkistan o bölgeler Rus Mektebi Harbiyesi'nde talim görüyorlar. İcazetlerini aldıkları zaman her biri birer kıtanın başına geçecekler. Aziz pederleri olan İslamiyet'e bayraklarlık yapacaklar. Ağabeyleri olan A ağa Türkiye ile bir olacaklar. Netice bu. O zaman bir sürü şey, bir sürü enkazları yüklüyorsun. Bu senin aklını, kalbini, hizmetini meşgul etmek için nazarları böyle çeviriyorlar. Ya kardeşim sabahtan akşama haberin karşısına oldu. Ben sana netice, niçin haberin karşısına çıkıyorsun? Ya ne oldu, ne olacak? Ben sana netice söylüyorum. Bir sarıda var neticeler. Sikey tasdik gaybiye haber bürtenini niye dinlemiyorsun? Hem de doğan isabetli. Televizyonların doğru haber yaydığını nereden biliyorsun? Moralını bozmak için adamlar neler uyduruyor? Aynı bir şeyi evirip çevirip deviriyorlar. Ta ki kuvve-i kutsiyi mahvetmek, ruhsal çöküntü, ümitsiz, yeis, bedbin, hırçın, asabi, e, kabına sığmayan, e, moralı bozuk, geleceğe karanlık ve boşlukta bakan, ümiti olmayan böyle bitme bir hale getirmeye çalışıyorlar. Ben de ona bağırıyorum. Risale var zaten. Kaç tane mektup var? Bak bakalım laikalarda, laikada Allah aşkına ya külliyatı bilenlere hitap ediyorum laikalarda yapmayın bakmayın diye bu kadar ikaz etti hangi mevzu var? Siyasetten hariç. Siyaset değil mi? En fazla siyaset. Niye? Adam televizyon şeyin tersan içine koymuş, sokmuş. De, dershane içine sokmuş. En çok ustadın bağırdığı mevzu dershaneye nu, nurun hizmetiyle iç içe yapmış. Olmaz ki ya. Niye olmaz? Öyle yazıyor kardeşim. Sen nurcu değil misin ya? Sen matematikçiysen ölçüyü matematikten alacaksın. Sen fizikçiysen fiziği ölçünü oradan alacaksın. Fizikçiler böyle diyor. Niye eşitler amca kahrediyor? Bu fizikçiler böyle diyor. İttifak etmiş. Kardeşim sen nurcu değil misin? Talimatını, ölçünü, düsturunu, prensibi nereden alacaksın? Ben nereden söyledim ben bunları? Benim kafam çok mu çalışıyor? Ben zeki bir adamım yok. Niye ben bu folyaya gelmedim? da diyor ki uzak dur. Dinleme. Bakma. Sen diyebilirsin şimdi bana. Yok canım külliyat öyle demiyor. Ha, Usta Hazretleri bizim hamiyetsiz, gayretsiz, pısırık bir Müslüman olmamızı istiyor. Baktırmamakla öyle mi? Hayır canlı, dinamik. Çünkü biz olayın meleki tarafını bilmiyoruz. Mülk tarafında ezilip kalıyoruz. Her olayın dört yönü var. Huvel evvelu vel ahiruhu ve zahiru vel batın. Siyasetin geniş dairesinde bulunanlar bunu göremez. Zahire bakar, hükmeder, çöker. Kötü bir haber oysa arkası iyi. Bilmezsin çünkü ayette de öyle diyor. Siz zahire bakarsınız iyi dersiniz. Arkası kötüdür. Zahire bakarsınız kötüdür. Arkası iyidir. Bilemezsiniz diyor. Ancak onlar diyor Allah'ın nuruyla, ferasetiyle bakanlar. Allah'ın nuruyla bakanlar ancak arkayı görürler. O zaman göremiyorsan görenlere tabi ol. zaman kadar sen kıyamete kadar sen ufkun açık mı? Sana diyor ki dürbünle bakmış. Böyle olacak. Şimdi ne kadar hangisi çıkmadı? Allah ilham etmiş vazifeli. Asıl imamı değil mi? Tabi o demiş ki uzak dur ta ki hamiyetsizlikten değil. Bir tane sene sordum. Hocam biz diyor yani ben diyor öyle olunca daha tarik oldum. Doğru söyle dedim yukarıda derste. Allah'ını seversen doğru söyle. Bir Mısır dersi yayınlanıyor şu anda. Mısır siyaset yeti orada. Hem de e, şey, adliye şeyde güvenlikte isim şey yapmayacağım da güvenlik polis teşkilatında çok yüksek benim hep efkide ya yani. Dedim sen bunu duydun. Moralın bozulmasından başka para yardım ettin mi? Doğru söyle. Etmedim dedi. Gittin mi? Yok. Ne kaldı senden? Kitap da kuya. Okuyamadım dedi. Evde de dedi zaten hanım sana ne oluyor dedi diyor. Moralım alt üst dedi. Her taraf gerginim, sinirliyim, asabiyim. Nasıl olur bana? E kardeşim bak ben de ben hamiyetsiz miyim? Ben ametsiz mi? Ben hayatımı vermişim bu işe. Ya ama kitap okumama mani olacak? Bilince olayı değiştiremiyorum. Tam tersini. Bilince sistemim çıkıyor. Bilmeyince vazifemi yapıyorum, duvamı da yapıyorum. Onlara daha güzel ben yardım ediyorum. İnşallah. Ha? O zaman böyle şeylere boğuşmaları bizim önümüze yem atıyorlar. Yemliyorlar bizi balık gibi. Sürü psikolojisiyiz. Atıyorsun göle bir balık. E Rahman, Urfa'daki gibi atıyorsun. Bütün balık orada biz balık mıyız kardeşim. Yeme geliyorsun. Dur ya sakin ol. Karışma. Ustat dememiş mi? Karışma. Nasıl ki diyor sarhoşluk ne içiyor adam? İçki menfaat mı vücuda? Meze yiyorlar yanında zararı defolsun diye. Ta ki ruhsal vazife yapmamaktan sıkıntı olur. Onu <laughs> onu unutmak için. Yani ruhtaki sıkıntıyı unutmak için içki içerler. Aynı bu örnek gibi İnsan vazifesini yapmamaktan ruh ve akıl azap çekiyor. ibre gösteriyor. Motor yanıyor diyor. Ha bu sefer bunu unutmak için haberlerin peşine 10 saatte bir haber, saatte bir. O kafa ne olur? Hiçbir tane rastladır mı? Diziyi seyredip de haberi seyrettikten sonra elini şöyle yapmış. Of be iyi ki haber seyrettim ya. Ne kadar rahatladım ya. Ulan bunu seyretmeseydim var ya bunu. Bu haberi seyretmesin. Çok rezil olmuştum. Çok kötüydüm. Kötü hissediyordum kendim. La zaten psikolojileri bozulmuş milletin ya. Kötü iyi mi hissediyor yani? Oh be iyi kişi. şey. ne diyor? Tüyler ürperir diyor. Daha diyor kalbini, aklını, ruhunu terbiye, idare etme, etmeye aciz olan insana dünyayı idare etmeyi veriyorsun haber vermeyle. İdare et bakalım fikren Mısır'ı, Suriye şunu bunu, Tayyip'i. Allah Allah. Zahire bakarak biliyorsun dostuna düşman, düşmanına dost oluyor. Bak dini cemaat ya iki tane bak. Taksi meselelerinde bak. Nasıl böyle zındıkaya, diş kaynaklı komitelere destek vermişler? Bilerek veya bilmeyerek. Çünkü Risale-i Nur ölçü yapmasan vallahi de billahi son sözüm olsun. Risale-i Nur ölçü yapmayanlar yemin ederim Kur'an'a ya ifratta ya tefritte dedi Kim olursa olsun. Aklınızdan kim geçiyor hangi hocadır, liderdir, şeyhtir bilmem ne. Risale-i Nur'unla ölçü yapmayanlar geniş dairede dahi olsa, dar dairede sadece akıl ve kalp insanlara yön verenlere sürün. Kim ise ya ifrattadır ya tefrittedir. Eğer Risale-i Nur'suz vasatta olunabilseydi, Risale-i Nur'suz doğru bulunabilseydi Allah göndermezdi. Her yüz senede bir müciddi din, din, din niye gönderiyor? Bu mantığı kullan, kullanın yani. Eğer insanlar asın imamsız doğru yolu bulabilecek idilerse, imamsız yani yüz senede bir imam gelmeden doğru ve istikameti bulabilecekler idiyse, Allah yüz senede bir niye gönderiyor? Koran oynamaya mı gelecek adam? Niye gönderiyor? Bulamazlar. Aklen, kalben doğruyu bulamazlar. Ya ifrat ya tefrit. Görmüyor musun ben alimim, hocayım diyor. İslam'a düşmanlık yapıyor ya. Bilmeyerek veya bilerek. Ulema-i su. Bir bakıyorsun benim dairemden Nur camiatında bakıyorsun kafalar darmadan ya. Bir böyle bir böyle ya kardeşim. Sen hani Nurcuydun ölçüyü oradan almayacak mıydın? Ya niye bu haber ne diyor diye bakıyorsun televizyonda da bu kitabı açıp da Risale Nur ne diyor diye niye merak etmiyorsun? Risale Nur ne diyor diye bakmayınca hani talimatımızı oradan almayacak mıydık? Hizmet rehberinin başında bunları yazmıyor mu? Biz diyor ölçülerimizi talim ve talimatımızı Risale'den alacağız demiyor mu? şimdi ne ne zaman müracaat ettin? Ya kitap böyle açıp da ya bana ne diyor ya? İnsan merak etme. Bak rahat ol. Bunlar zaten olacak. Ben bu savaşlar olmadan önce de öyle yazıyordu. Diyordu ki e, Mısır diyor merkezi şey İngiliz me mektebi ülkesine talim görüyor. Öyle bir şey yoktu. Olacak diyorduk. Eğitim bak olacak. Efendim Kafkas. E, Hindistan'da şu anda bir şey var mı bu tarih itibariyle? 2013. Savaş, şey yok. Eğitim alıyor eğitim. Olacak.